eskertmeke uğasın bıl sırayı tayın. Ötüp geçer kuru mürdü, özögümdön önüp çıkkan ırayı tayın. Tarih mekandan içeri girdiğimizde böyle geniş bir, büyük bir türbeyle, büyük bir mezarla karşılaşıyoruz. Bu mezar 12 bin, buraya gelen 12 bin sahabe içerisinde fıkıh ilmiyle meşgul olan, bir fıkıh alimi olan Müslim İbni Abdullah'a ait bir mezar. O askerlerle beraber buraya geliyor ve fıkıh konularına kararlar veriyor ve öldüğü zaman da buraya defnediliyor. Yine büyük bir taş görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu taş burada bir kahpe pusuyla şehit edilen, cuma namazı sırasında şehit edilen 2772 sahabenin kesik başlarının tek tek yıkandığı bir taş ve bu taş da günümüze kadar uzanıyor. Şimdi kellehane diyorlar, buradaki yöre halkı kellehane dedikleri o yere gidiyoruz ve kesik başların gömülü olmuş olduğu o kellehaneyi sizlere tanıtmaya çalışacağız. Buyurun gidelim. Köp yıkıldım, köp durdum. Ne bulsa ozdan gördüm. Yalnız taşlama Allah. Gözlerim neynemsen, gönlümün melhemsen, rahatlerin cemsen. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. Arap Yarımadası'ndan kalkıp Hazreti Osman döneminde buralara kadar gelen 12 bin askerden şehit edilen 2772 askerin kafasının bulunduğu bir kabrin önündeyiz. Bu askerler bir cuma namazında pusuya düşürülüyor ve kahpece şehit ediliyor ve tek tek başları kesilmek suretiyle öldürülüyor, katlediliyor. Aralarında sahabeler var, tabiinden çok önemli kimseler var ve onlar İslamiyet'i yaymak için, İslamiyet'i Orta Asya'da Mavera-ı-Nehir coğrafyasına yaymak için canlarını, kanlarını feda ederek buralara kadar gelmişler ve şehit düşmüşler. İslam askerlerinin şu anda kafaları burada ama bedenleri başka bir yerde. Bedenlerini de gövdelerini de başka bir yere gömmüşler. Biraz sonra biz size onları da göstermeye çalışacağız. Sovyetler Birliği döneminde bu iddianın halk arasında çok yaygın olan bu rivayetin gerçek olup olmadığını araştıran bilim adamları geliyor. Arkeologlar geliyor buraya ve tek tek burada araştırma yapıyorlar. Gerçekten burada tam 2772 kesik baş olduğunu görüyorlar, tespit ediyorlar ve bu kafaların da kılıçla kesildiğini tespit ediyorlar. Dolayısıyla bu bir rivayet olmaktan çıkıyor, bilimsel bir gerçeklik haline dönüşüyor ve şu anda burası ilgi bekliyor. İslam dünyasının, Türk dünyasının ilgisini bekliyor.
yine burada çok önemli bir şahsiyet olan Safet Bulan anamızın kabrine geldik. Burada çok önemli bir isim ve bu köye adını veren bir şahsiyet. Safet Bulan kimdir? Niçin adı Safet Bulan'dır? Bu köye adı niçin verilmiştir? Onu şimdi buradaki teyzelerimize, ecelerimize soracağız ama önce bir kabri ziyaret edelim. Evet. Bismillah. Evet, işte Safet Bulan ananın kabri. Burası da günün her saatinde ziyaret ediliyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından özellikle bu bölgedeki soydaşlarımız, Özbekler, Kırgızlar, Türkmenler buraya geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bu Safet Bulan anamızı nomlarına, kışlağımızı nom koyulgen. Bana şu Safet Bulan anamız karvon bosi kızı, nimeler, Araplar bosib kelgandi. Şah Cerir rahbarlığı da kilişkendi. Karvan bası kızı Bibi Ubayda'nı nikahlarına alırlar. Burada bir kardeşimiz var. O da burada yaşıyor ama çok da güzel Türkiye Türkçesiyle konuşuyor. Çünkü Türk mektebinde okumuş, Türk okulunda okumuş. O şimdi bu ablamızın, Ece'mizin sözlerini bize tercüme edecek. Şah Cerir, Safet Bulan köyüne İslam dinini aydınlatmaya geldiği zaman burada Kervan diye bir köy var, ilçe var. Oranın başlığı, paşası İslam dünyasına karşı geliyor. Ondan sonra bakıyor ki İslam askerleri biraz onun üzerinden güçlü gelince hile şeyine dönüyor. Kendi kızını İslam askerlerinin başlığı Şah-ı Cerir'e gelin adarak veriyor. Kervan paşası geliyor askerleriyle, bunların cuma namazının tam farzını ikinci reketini geçtiğinde üzerine bastırıyor. Adamlar namazdan kalkmayıp orada secdeye kapandığı anda rivayete göre 2772 tane askerin kafesi kesiliyor, diğerleri kurtulabiliyor. Şah-ı Cerir'in hizmetkarı Safet Bulan diye bir adlı kız oluyor. O da Şah-ı Cerir'in kafasını bulacağım diye bu iki buradaki kafaları topluyor bir yere. Gördüğümüz taşın üzerinde yıkayıp tek tek bakıyor. Ama içinden kafayı bulamayınca onları getirip şu anda girdiğimiz şey mezarlığa kafalarını defin ediyor. Kız habaş oluyor ama bir anda kafaları yıkayıp... Siyah aslında değil mi? Siyah derili. Sonra nurlanıyor. Bembeyaza dönüyor. Bembeyaz kıza dönüyor. Adı da Safet Bulan olarak değişiyor. Yani ak kız, ak, öyle mi? Ak kız. Ak kız. Ondan sonra... İşte şu anda ak kızın kabrinin önündeyiz. Hiç evlenmemiş galiba değil mi ak kız? Evlenmediği için burada geleneğe göre de burası işte perdeyle kapandıydı. İşte evlenmediği kız erkeklerin şeysi girmesi yasak olduğu bölgede kapatıyorlar. Onun için de böyle perdeyle kapatmışlar. Sadece kadınlar girip ziyaret ediyorlar. Ondan sonra da köyün adını bu kızın adına veriyorlar.